önümüzdeki aylarda diyelim İsveç ve Türk tarafının, bizim tarafının onay vermesi halinde konsolosluk şubesinde bir tadilat başlayacak. Bu bizim biliyorsunuz bekleme salonu çok artık biraz eksik kalmaya başladı, yeterli değil. Orayı biraz daha medeni hale getirmeye çalışacağız ama bunun için de birkaç ay biraz çile çekeceğiz. Hem vatandaşlarımız hem içeride çalışanlar biz olarak. Bunu çözmek için farklı senaryolar üzerinde çalışıyoruz ama en kötü ihtimalle işte konsolosluğun bir kısmını kapatacağız, diğer kısmında çalışmaya çalışacağız. Bu dönemde randevu sürelerini, randevu sayılarını biraz azaltmamız gerekecek. İşte dışarıda bir kulübe kuracağız, orada vatandaşları orada beklemesini isteyeceğiz. Yani bir süre biraz çile çekmek zorunda kalacağız ama sonrası güzel olacak. Sizden de o dönem boyunca biraz anlayış bekleyeceğiz. Şimdi varsa sorularınız, onlarla başlayabiliriz. Sizi dinleyebiliriz. Evet İsmail Bey, sorumuz senden başlayalım. Ya bizim en çok sorunlarımız bu genellikle Yasin Bey, bu Türkiye'deki biliyorsunuz o zamanlarda bu bütün arkadaşlar için geçerli. Bizi hiç şey olmadan devlet sigorta yapıyor. O sigorta yapıldığında bayağı bir miktarda borç çıkıyor. Mesela benim çocuklarımın her birine 10'ar milyon, 20'şer milyon borç çıktı. Biz çoğunu bir dönem buradan sizden aldığımız yazılarla sildirdik. Ama bu yazın itibariyle ben kendim gittim SSK'ya. Dedim ki ne böyle böyle bir durum var. O da bana burada bir Ömer abinin gösterdiği, size gösterdiğimiz belge var. Evet. Diyor ki siz bu belgeden getirmezseniz bu iş olmaz diyor. Ya dedim o belge değil, elçiliğin bize verdiği belge var. O belgeyi şey diyelim dedik. O belgeyi gösterdiniz mi peki? Yok ben belgeyi göstermedim. Ve sadece ikamet kağıdını işleyici aldırmanız lazım. Eğer ikamet kağıdı Türkiye'de kalırsa yine borç devam ediyor. Ama ikamet belgeyi istiyorlar mı? Yoksa biz ikamet belgesi veriyoruz. Onda bir sıkıntı yok. Yok ikamet belgesi İsveçli'yi görükmesi lazım. Tamam. Yani o bir de ikinci bu çalışma belgesini olacak. Hizmet belgesi emeklilik için. Bu iş için. Borcu silmek için ikisi. İstiyorlar mı? Hatır değilse. Türkiye'de İsveç'te bir şey yapıp orada bir yani yapma şansım olsun. Çok güzel. Biz yarı bir şeyi yarı şartı koymuşuz. Evet. Yarı şartımız yok. Şimdi arkadaşlarımız hep öyle yapıyor. Bu da kanunen yasak. Uygun değil bir şey. Şimdi sanırım öyle bir çalışma, öyle bir şey var geçerlilik ama İsveç için geçerli. Selamünaleyküm. Ben ara sıra telefon ettim. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsun? Ne olacak? Vallahi.